Sevgili 4. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf müzik dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Yukarıda verilen müzik notalarından eksik olan notalar hangileridir diyor. Şimdi bakıyoruz. Do, re, nokta nokta, fa, sol, si demiş. Şimdi notalar dediğimizde notalarımız nasıl gidiyor? Evet, söyleyelim. Do, re, mi, fa, sol, la, si şeklinde ilerleyen bir yolu var. Yani do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye giden bir yöntem. Doğru cevabımız mi ve la olacak şeklinde B şıkkımız doğrudur. Dizeyi dikey olarak eşit kutucuklara bölen düz çizgilere ne ad verilir? Şimdi öncelik olarak dizek nedir? Dizek 5 tane çizgi bulunup 4 tane aralığı bulunan yapıya biz müzik notalarının üzerine yazdığımız yapıya dizek deriz. Yani aslında görmüş olduğunuz şu şekillere, düz çizgilere olduğu kısma dizek deriz. Peki bu dizekleri dikey olarak eşit bir şekilde bölen yapılara da, yani şuradaki gibi kısa olarak göstereyim. Bu normalde daha uzun şeklinde olur ama şöyle göstereyim. Bu şekilde bölen yapılar, yani şu çizgilere de biz ne diyoruz? Ölçü diyoruz. Bu dizeyin bize ölçüsünü belli eder. Seslerin sürelerini ölçmek için elimiz veya ayağımızla yaptığımız aşağı ve yukarı yöndeki eşit süreli harekete nokta nokta denir. Cümlesinde noktalı aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Burada bir hata olmuş. Hemen çaktırmayın, görmemezlikten gelin. Devam ediyoruz. Şimdi seslerin sürelerini ölçmek için elimizi şöyle yukarı aşağı yaptığımız, yani şu görselde de gördüğünüz yapıdır. Bunun adı arkadaşlar vuruştur. Tanım olarak aklınızda bulunsun, karşınıza çıkabilir. Bir vuruşluk sürede söylenen veya çalınan nota değerine ne ad verilir demiş. Bu da arkadaşlar dörtlük nota şeklinde aklınızda bulunsun. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın simgesidir? Şimdi bizim bağımsızlığımızın simgesi nedir? Şimdi biz mesela ilk olarak baktığımızda, kağıdı düzgeltebilirsem tabii ki de, ellerim ayaklarım titredi bugün heyecandan size ders anlatmaya şevkiyle arkadaşlar. Şimdi bizim bağımsızlığımızın simgesine baktığınızda öncelikli olarak bizim neyimiz vardır? Bir bayrağımız vardır, değil mi? Bayrakla birlikte bizim bir de marşımız vardır. Bu güzel marşımız, korkma diye başladığımız bu marş ne olacaktır? İstiklal marşımız olacaktır. Peki bu güzel marşımızı, İstiklal marşımızın bize armağan eden sözleri kim yazmıştır? Evet, Mehmet Akif Ersoy. Yani milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Peki size bir soru sorayım. Hadi sorayım. Zaten yorum yazamıyorsunuz arkadaşlar. Çocuklara özel video olduğu için biz seçmiyoruz. YouTube o şekilde belirliyor. Bir soru. Cevabını da ben vereyim. Mehmet Akif Ersoy'un milletimize armağan ettiği ve Safahat kitabında da yayınlamadığı marşımız nedir ya da şiiri nedir diye sorduğumuz zaman İstiklal Marşı'dır. Safahat kitabında yayınlanmamış, onun sahibi millettir demiş. Allah rahmet eylesin. Geldik şimdi 7. sorumuza bakalım. İstiklal Marşı'nın sözlerini kim bestelemiştir? Bakın beste dediğimiz, hani biz söylüyoruz ya mesela, korkma sönmez bu şafak şeklinde bir marşa benzer şekilde, melodili bir şekilde söylediğimiz yapıyı bize besteleyen kişi Osman Zeki Üngör'dür. İstiklal Marşı'nda bileceğiniz iki isim vardır. Bir, Mehmet Akif Ersoy yazan kişidir. İki, Osman Zeki Üngör'dür. Unutmayalım. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Düşünce ve hislerimizin seslerle ifade edilme sanatı ne olacaktır? Resim değildir. Tiyatro değildir. Sinema değildir. Tabii ki de ne olacaktır? Müzik. Bir müzik açtığınızda mesela biraz ağlıyorsunuz, biraz duygulanıyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz. Tamamen düşünce ve hislerimizi aktarıyor. Aşağıdakilerden hangisi nota değildir? Çok basit bir soru. Niye? Az önce anlattık, değil mi? Ne vardı? Do, re, mi, fa, sol, la, si vardı, değil mi? Şimdi baktık. Do var mı? Var. Re var mı? Do, re, mi var mı? Var. Evet. K diye bir nota daha duymadım. K, K diye böyle koyun M'ler gibi bir şey oldu bu da. Aşağıdakilerden hangisi üflemeli bir çalgı aletidir?
Şimdi üflemeli çalgı aleti nedir? Bizim sesimizle birlikte bir ortaya nota çıkaran aletlerdir. Yani ettiğimizde şeklinde böyle bir melodi çıkarabilen aletlere biz ne diyoruz? Üflemeli çalgılı alet diyoruz. Peki. Gitara geldiğimizde gitar nedir? Çizimin mükemmeldir bu arada, öyle söyleyeyim. Bu biraz saza benzedi de gitar şöyle bir yapıya sahip. İçerisinde teller bulunan ding 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 diye çaldığımız yapıdır. Davul nedir? Duppa 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 diye Ramazan'da çalınan davullar şeklinde düşünebilirsiniz. Saz bizim ata baba geleneğimiz, bir Neşet Ertaş vardı çok güzel çalar, Orhan Gencebay. Bu da çalgılı bir alettir ama flüt şeklinde üzerinde notaların bulunduğu çaldığımız bir yapıdır. Çok da güzel flüt resmine benzemedi. Dur şuraya çizeyim. Şöyle şöyle üzerinde delikler bulunan yapıdır. Şurada bir ağızlık yapayım, şöyle güzelce çalsın. Aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir? Yani ses çıkaran biri değildir ya da bir cisim değildir. İnsan ses çıkarır mı? Evet. Mesela şu anda benim konuştuğum gibi bir ses çıkarabiliyoruz. Mesela öğrenciler, hele sınıfta 30 kişilik bir öğrenci grubun varsa, o bir de dedikodu medikodu time başladıysa, abba ne güzel, ne çok sesler çıkar değil mi? Flüt ses çıkarır mı? Çıkarır. Korna darararam darararam diye, Türkiye'de zaten melodili kornalar var. Diririt 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 diye çalan böyle melodili kornalar. Ama yıldızlar ses çıkarmaz. Çünkü mesafe olarak bize uzak olduklarından dolayı onların çıkardığı sesler bize gelmez. Dize kaç aralıktan oluşur? Bak, ders içerisinde cevap verdim. Arkada ben ne dedim size? Dizek 5 adet çizgiden bulunur. 3, 4 ve 5. 5 adet çizgiden bulunur ama 1, 2, 3, 4 aralıktır şeklinde söyledim. 4 aralık 5 çizgi olan yapıya biz ne diyorduk? Dizek diyorduk. Doğru cevabımız 4'tür. İstiklal Marşı kaç kıtadır demiş? 10 kıta olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi milli birlik ve beraberlik ve bağımsızlığımızın simgesidir? Şimdi bizim bağımsızlığımızın, milli birliğimizin simgesi neydi? Arka tarafta söylemiştim. Bir marşımız, iki de bayrağımız demiştik. Bayrağımızı şıklar içerisinde görebiliyor mu? Hayır. O zaman marşımız İstiklal Marşı olacak. Peki hocam, Gençlik Marşı, Cumhuriyet Marşı, 10. Yıl Marşı, Demir Ağalarla Ördük dediğimiz marşlar, böyle coşkulanarak söylediğimiz marşlar. Bunlar da bizim bağımsızlığımızı sengelemez mi? Simgelemez. Ama bizim için önemli milli marşlarımızdır. Onu unutmayalım. Ama İstiklal Marşı'nın yeri hepsinden ayrıdır. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? İstiklal Marşı'nı söylerken etrafa bakınmak. Şimdi şundan bahsedeyim arkadaşlar. İstiklal Marşı kim için yazılmıştır biliyor musunuz? Mehmet Akif Ersoy'a bu soru sorulduğunda şehitler için kelimesi var ve millet için yazılmış bir marştan bahsediyorsunuz. Yani milli mücadelede bizi bugün bu dersi anlatabilmemiz, sizin yaşayabilmeniz, bu dersi dinleyebilmeniz, güzel Türkçemizi konuşabilmemiz için o vermiş olduğumuz dedelerimiz, şehitlerimiz, annelerimiz, küçük küçük çocukların anısına yazılmış bir marştan bahsediyoruz. Ve bu marşa saygısızlık yapamazsınız. Nettir. Bu marşı sağa sola bakarak okuyamazsınız, dinleyemezsiniz. Ha, İstiklal Marşı'nı güç bir şekilde söyleyebilirsiniz. Bağıra bağıra söyleyin. Hiç korkmadan söyleyin. Çünkü o marş bize aittir. İstiklal Marşı'nı anlaşılır bir şekilde söylemek vardır. İstiklal Marşı söylenirken saygılı olmak vardır. Ama İstiklal Marşı söylenirken arkadaşınla konuşayım, iki etrafa bakayım yoktur. Sevgili öğrencilerimiz, yazılımız bu şekildedir. İstiklal Marşı'nın önemi konusuna çok çok dikkat edin. Bu sınavdan beklediğimiz not bir cızgı, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.